Temizlik bitti. Şöyle güzel bir kahve içelim. Bardaklarımızı alalım. Bunlar da güzel oluyor. Tam denk düşürüyor. Temizliği bitirdik. Tam hazırlanacaktı. Bugün Babeski Festivali var demiştim sizlere. Bizdeki şanssızlık bu kadar olur. İptal. Yas ilan edilmiş Türkiye genelinde. Konserler iptal. Yapacak bir şey yok. Kahvemizi yapacağız. Temizliğimizin keyfini süreceğiz. Pazar akşamına kaldı bizim konser işi. Kahvemi hazırladım. Yine koyalım yerine. Mis gibi şöyle tertibince her şeyi tertipli buluyoruz sonra. Dağıtırsak dağınık oluruz. Benim bu da en sevmediğim. Her şey yerli yerinde olsun. Kahveden sonra güzel de bir çay keyfi yaparız. İşimiz yok bugün. Temizlik bitti. Yerlerin parıldamasını görüyor musunuz? Bilmem. Ne aynalar kaldı silinmedik. Ne dolaplar, ne deriler. Şu camı da sildim. Dün yamaç parmakladı onu. Balkon yıkandı, temizlendi, silindi. Cam üstleri hiçbir yer kalmadı yani. Sizin anlayacağınız baştan aşağı hep tertemiz oldu. Kahvemizi içelim. İster gibi şöyle tertemiz evde. Bir atasözümü derler artık ona bilmiyorum. Fakir oynamaya kalkmış, davul patlamış. Bizimkisi de o hesap. Bu gece festivale gidecektik, konserler iptal. Yas ilan edilmiş Türkiye genelinde. Konser olmayınca da kızım istemiyor gitmek. Pazar akşamı herhalde büyük bir ihtimal gideceğiz. Yarın akşam da damadımın mesaisi olabilir. Yarın akşam varmış konser. Bir bu gece. Yani buldu da bizim gideceğimiz geceyi buldu. Hadi dedik bu gece gidelim. Cuma akşam fazla kalabalık olmaz. Cumartesi pazar çok yoğun olur. Ama olmadı kısmet. Yani nasipten öte köy yok derler ya, gerçekten doğru bak. Hiç kimin aklına gelir? Türkiye genelinde yas olacak, konserler iptal olacak. Bak oluyor işte. Yani gideceğin ana kadar kesin değil bir şey. Ben de gideceğim. Bugün dedim temizlik günümdü. Dün torunlar bendeydi. Yapmadım. Bugün her taraf sildim, süpürdüm, temizledim. Tuvaletleri çamaşır suyunla bir güzel yıkadım. Misler gibi. Bulaşık makinemi yerleştirdim. Bir makine çamaşır yıkadım. Şu derileri sildim. Yamacım camları parmakladı, onları sildim. Balkon. Hiçbir yer kalmadı yani, sizin anlayacağınız. Temizlik tam oldu. Festivale hazırlanırken haber geldi. Yani haber daha önceden verilmiş de biz internette bakmadık, işimiz vardı. Yapacak bir şey yok. Benim de bugün fazla işim yok. Dünden dolmalarım var. Karpuz var. Yemek yapmayacağım. Dinlenme günü ilan ediyorum ben de bugün kendime. İşler bitti.
kahve, ardından da bir çay içerim. Ne yapalım? İsteydim bu gece güzel güzel videolar çekecektik, canlı yayın yapacaktık. Ama olmadı. Pazar akşamı da kim ne kalabalık olur artık, ne kadar çekebiliriz bilmem. Çünkü festival çok kalabalık oluyor. Babezk'in bütün köyleri geliyor. Dışarıdan da gelenler var, bilenler yani. İstanbul'da dahi olsa festival için gelenler oluyor. Trakya'dan gitme yani giden insanlar. O da buraya özgü bir eğlence diyelim. Senelerden beri var. Yılını bir hatırlamıyorum da çok eski. Panayır da öyle. Pehlivan Köyü Panayırı da öyle. O da çok kalabalık olur. Ne yapalım artık? Bir şey yapamayacağız. Pazar akşamını bekleyeceğiz. Bizimkilerin fikri değişmezse belli olmaz yine. Damadım yani apocuğum mesaiye kalmaz. Yarın akşam da diyebilirler gidelim diye. Kendileri bilir. Ben onlara göre hareket edeceğim. Ne zaman anne gidelim derseler o zaman. Bu gece kesin gidilmeyecek de. Bakalım. Ben de biraz dinlenirim şimdi. Kahveden sonra biraz dinlenelim. Telefonumuza bakalım. Yorumlara bakalım. Bugün yine sıcak. Dünden 4 derece daha fazlaymış bugün. Arka balkona gittim, orası da bugün esmiyor sanki. Çamaşırları serdim. Serin olsaydı orada içecektim kahvemi. Şans mı, şanssızlık mı bu bilmiyorum artık. Bugün erken kalktım. Festivale gidilecek diye işleri dedim bitirelim. Vardır bunun altında da bir hayır. Her şehrin altında bir hayır çıkar. Baştan üzülürüz ama sonra da deriz ki iyi ki de olmamış. Benim kahve bitiyor. Bir mola verip biraz kahve yazmedelim. Daha sonra çay keyfi yapacağım. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Temizlik yaparsanız da kolay gelsin. Çay videosunda görüşmek üzere.